Şimdi kayınvalidelerimden ilk tadım için Aysel Hanım'ı buraya almak istiyorum. Şimdi hazırsan... Hazırım. Kaldıralım. Çikolata krema nasıl? Yoğun geldi bana. Yoğun. Çok yoğun geldi. Daha akışkan olması lazım bunun. Allah Allah. Ben öyle biliyorum, öyle yiyorum zaten. Öyle mi? Yani diğerlerini görürsek daha iyi olur. Tamam. Bu pastanın keki biraz daha yumuşak olması lazım. Normalde. Tabii, tabii, tabii yumuşak olması lazım. Hatta haksızlık olması, şöyle ortaya doğru da bir bakayım. Aç kes ya, evet, rahat, evet. Rahat. Yani daha kuru geldi bana. Malzemeyle mi alakalı bilemiyorum. Diğerleri de bakıp ona göre kararımı vereceğim. Buyurun o zaman, devam edelim ikinci tabakla. Bununki daha iyi. Ha. Kreması. Bunun kreması ve şeyi de daha güzel. Hı hı. Yani kıvamına yakın olmuş. Bir daha alayım, haksızlık yapmayayım. Güzel yorumlar yaptın. Hı. Bu güzel. Ayşenur olabilir mi bu? Olabilir. Hı-hı. Olabilir. Peki. Biraz daha üstünü yoğun mu koyardı? Onu da bir düşüneceğim kafamdan. Olabilir. Bunu biraz beğendim. Evet, 3 numarayla devam edelim. Daha şekerli gibi geldi bana. Aa. Evet. Ortadan da ye. Öyle yapalım. Yani. Şöyle keseyim. Hatta şöyle ayırayım. Ay suçum ya. Anladığım kadarıyla sen böyle kabarmamış kek seviyorsun ha. Ya neden biliyor musunuz aslanımcığım? Bakın. Böyle kek yaptığın zaman bunun sütle açmasını biraz daha içine geçmesi lazım. Şu orta kısma fazla geçmemiş. Kuru geldi ağzıma. Ha. Kuru geldi ağzıma. Nemlenmesi lazım. Evet, kesinlikle. Nemlenmemiş. Lakin bunu pek algılayamadım bak. Hani kabarmış dedin, tatlı olmuş dedin. Hı-hı. Şimdi beğendin mi, beğenmedin mi? Ya şimdi onu değerlendireceğim. Evet. Hani mesela ben tercih etmiş olsam buna yakın bir pasta tercih ederdim. Ama bunun, hı-hı, kabarması güzel olmuş. Yalnız ıslak değil. Onu anladım. Acaba Ayşe'nin mi? Ama, hı-hı, Ayşe böyle yapmaz. Ayşe üstünü çok güzel ayarlar diye düşünüyorum ben. Güzel yapar diye düşünüyorum. Peki. Dörde de bir bakalım. Buyurun. Çok da sevdiğim bir pasta. Allah afiyet olsun. Çok severim çayla. Değil mi? Çay veya böyle bir sütlü kahveyle falan güzel olur ha. Çok güzel olur. Bu fena değil. Aslı Hanımcığım bunun keki iyi. Tamam. Kabarması da güzel. Tamam. Üst harcı da iyi. Yalnız ben Ayşe'yi bulacağım için. Tabii. Ayşe bunun çikolatasını daha güzel döker. Yoğun mu koyar? Daha yoğun koyar diye düşünüyorum. O üstün düzeltmesini falan Ayşe daha güzel yapar diye düşünüyorum. Bu iki pasta arasında kaldım. Hı-hı. Yani bu iki pasta daha iyi olmuş bence. 4 numara ve 2 numaralı pasta arasında kaldım. Pasta arasında kaldım. Kaldım. Düşün. Ben alayım not kağıdımı. Düşün bakalım. Artık tecrübeli bir kayınvalidesin. Bir haftayı devirdin. Evet. Gelinini bulman gerekiyor. 1 numaralı tabağa 1 vereceğim. 1'e 1 vereceğim. 1 evet. 5'i bu tabağa vereceğim. 4 numaralı tabağa 5 vermek istiyorum. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ne değiştirdi senin fikrini? Şimdi biraz daha keki kabarmış ha. Ya, çok şeydir, tecrübelidir bu konularda. Keki ha, falan güzel diyorsun. Yapar. Tamam, onun lezzeti de güzel. Hani keki, hı-hı, bir tık daha kabarabilirdi. Ama Ayşe kabartır ya. Hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. 3 numaralı tabağa... 2 vereceğim. Peki. Ve 2 numaralı tabağa... 2 numaralı tabağa... 4 vereceğim. Peki. Öncelikle 3 numaralı tabakla başlayalım. Bakalım 2 puan hangi gelinimize gitmiş? Hazır mısın bir tane? Hazırım. Hadi bakalım. 2 puanı Aysoş
hangi geline verdi? İki puan alan gelinimiz. Buyurun açalım Aysel Hanımcığım. Seda gelin. Aysel ablacığım, her şey güzelse neden bana 2 puan verdin? Gerçekten doğru yorumladınız mı Aysel ablacığım? Evet, doğru yorumladığımı düşünüyorum canım. Çok dikkat ettim. Ortadan da kestim. Ucundan da aldım. Yalnız onu ıslatıyorsun ya sütle, artık neydi açtınız bilmiyorum. Gel yanıma göstereyim. Ama birinci tabağı yanmış dediniz, yani, kuru dediniz. Yanmış demedim, öyle bir yorumda bulunmadım biraz ben. Biraz kuru dediniz buna. Evet. Bunu ortadan da aldınız. Ona 1 verdim zaten. Anladın mı canısı? Bak Sedacığım, kekin bakar mısın? Bak kuru kuzum bak. Bak. Bak al çatalı. Al çatalı kendine bak. Aysel ablacığım bakıyorum. Şu tabağa bakıyorum. Buna bakıyorum. Buna bakıyorum. Sen onlara bakma. Sen kendi tabağına ama bak. Ama arasında bu 4 tabağın arasında en çok kabaran ve puf duran kek benim kekim. Ve dolgusu, kreması en çok oturan. Pastanın adı en çok kabaran kek yarışması da değiliz. Ama olsun bak, şimdi hiç kabarmayan, hani, şuraya bakar mısın? Hiç geçmemiş. Hiç yok. Hani gayet pofuduk bir kek. Pofuduğundan bahsetmiyorum. Sen bunu ıslatmadın mı? Islattım. Hani nerede? Herkes kuru. Islattı, ben de kuru. Islattım. Bak yavrum kuru. Bak annem kuru. 5 verdiğin tabağa bakalım mı ablacığım? Bakalım. 5 verdiğine bakar mısın? Bakalım, tabii bakalım. O da aynı ablacığım. Kremasına bak, görüntüye bak. Benim görüntüm ondan daha güzel. Ve lezzet olarak baktığımda eminim ki benimki ondan daha güzel. Hiç lezzetli. Öyle değil valla. Ben tattım, sen tatmadın. Asla kabul etmiyorum Aysel ablacığım. Gelinini bulacaksın diye beni kurban ediyorsun. Bunu kabul etmiyorum. Tabii ki amacımız gelinimizi bulmak. Onun için buraya geldik. Seni kurban etmiyorum. Böyle bir pastaya ben 2 puan da güzel verdim diye düşünüyorum. Ben asla kabul etmiyorum. Böyle bir pastayı sen pastanede bile yiyemezsin. Yemem zaten. Yok canım zaten. Böyle bir şey sipariş etsen ben öyle bırakırım onu. Yanılıyorsun. Yok yok, yanılmıyorum canım. Hiç hoşuma gitmedi. Ben bu puanlamayı adil bulmuyorum. Harcadığını düşünüyorum. Ben adil olduğumu düşünüyorum. Bir haftadır seyirci de gördü benim ne kadar adil olduğumu. İnşallah daha güzellerini yaparsın. Güzel puanlar da alırsın. Bir haftadır ne kadar adil olduğun tartışılır da. Hani tartışılır mı? Aysel'cığım bence tartışılmaz. Hele sen hiç tartışma bence. Asla. Sen ki, bilmiyorum şu anda böyle hani çok adaletliyim yapıyorsun da bir benim tabağım açısın, ondan sonra konuşalım. Tamam, ben o zaman konuşuruz. Adaletli olduğumu. Sana verdi. Bugünden sana, itibaren karar vereceğiz. Sana verdiğim puanları da biliyorsun Aysel'cığım. Bir kere 5 verdim. 4'te verdim. Bir kere 5 verdim. 4'te verdim. Adaletli olsaydın 5 verirdin. Şükret Aysel'cığım. Dört. Kaynanan bile zar zor buldu seni. Sen de bir gün güzel puan aldın diye bak konuşma Allah aşkına. Gördük işte bütün hafta puanların yerlerdeydi. Finalde de böyle potada. Hiç yerlerde değildi valla. Çok azda bir puan vardı. Aysel abla. Son anda benim verdiğim puanla sen öne geçtin Aysuncu. Son anda hiç havaya girme bence. Yani. Neyse tabağını ben açalım, öyle konuşalım. Hiç alakası yok. Siz kendinizi öyle avutabilirsiniz. Öyle avutuyorum ben kendimi. Evet, sen de öyle avut. Şimdi 2 numaralı tabakla devam edelim. Çok arada kalmıştınız. Evet. 4 numara ve 2 numara arasında kaldınız. O sebeple buraya 4 puan vermiştiniz. Evet. Bu puan geline gitmezse, senin geline. Evet. Puan dağılmış olacak ve ciddi bir risk almış oluyorsun. Farkındayım. Bakalım kayınvalidemiz 4 puanı hangi geline vermiş? Açıyoruz. Buyurun açalım Aysel Hanım. Ayşenur. Aysel yengecim, ben senden artık 5 almak istiyorum. 4 beni mutlu etmiyor. Ayşenur, artık bir şeyi de eksik yapma da benden 5 puan al lütfen. Sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Geldin buraya, dedin ki benim ağzıma en uygun tat bu dedin. Islak dedin, Ayşenur iyi yapar dedin. Her zaman yediğim dedin. Bak ya, şuna bak ya. Gittin buna 2 verdin ya. Şuna gittin 5 verdin. Kur ya, şuna bak şuna. Yo, kuru, kuru, kuru kuru diye bağırıyor ya. Kuru ne değil. Yapıyorsun? Kuru değil. Islak, görmüyor musun kekimi? Bir sakin ol. Az kendine nasıl gel. Sakin olayım? Aslında benim bulman lazım artık. Gittik bana 4 verdin ya. Bu kek niye kabarmamış Ayşenur? Nasıl kabarmamış, görmüyor musun? Anneniz kabarmış, buna bak. Gayet de güzel. Az önce kendine dedim bu kabartma kekimi dedin. Bak ıslak dedin, ağızlatım en uygun bu dedin. Evet. İkisi arasında gidip geldim. Nasıl 4 veriyorsun tamam buna ya? Bunu yapan ben arkadaş. 2 tane mi 5 verecekti kadın? Hayır, 5'i bana verecekti. 5 verdi işte. Daha ne yapabilirim? Sen karışmasana ya. Ay, sen de biz şu an hepimiz konuşuyoruz. Sen niye atlıyorsun her şeye? Açılmayan şu an biz konuşuyoruz, farkında mısın? Açılmayan tabak. Seni duymak istemiyorum. Açılmayan tabaklardan lütfen biri benim olduğu için o zaman sen de sadece kendi tabağını savun. Tamam. Buyur. Lütfen karışma. Beni dediğimi diyecek misin? Dinliyorum. Yani sürekli bağıracaksan ben hiç o zaman açıklama yapmayayım. Bağırmıyorum, dinliyorum, söyle.
bu iki tabak birbirine çok eşitti. Senin de ben bu pastanı defalarca yediğim için evet. kekini gayet güzel yaptığını biliyorum. Bu kek de gayet güzel hangisi olmuş. Hangisi daha ıslaktı? İkisi de aynıydı. Nasıl ikisi de aynıydı? Yerken dedin ya Aysel abla tamam. daha ıslak ama bunu da yedim. Tek bir tadım yapmadım ki kızım. İkisini de yedim. Yok ya İkisi yok. İkisi de ıslak. Puanlarla biraz zor alır. Yapacak Ayşe bir şey yok. Şans eseri aldın zaten. Bence memnun ol. Kayınvaliden sen çok konuşma istersen Seda. Ben söyleyeyim sana. Sen söyleme bir şey 4 bana. 4 puan yani. Bence kötü bir puan değil. 4 puan. Dedin Ayşe'nin keki güzel olur dedin. Dedim. Son anda buraya 4, buraya 5 verdin. 5-4 yapacaktım ama Ayşe'nin keklerini bildiğim için... Dedin ki Ayşe'nin kekinin daha çok kabarmış Yapar dedim evet. Acaba 5'i kime verdin? Hiç bilmiyorum. Pazartesi günü haftanın ilk gününde... ...burada bir geline 5 puanı... ...böyle paketledin, kurdeleledin, hediye ettin. Maalesef. Belki onun kayınvalidesi de bizimkine kurdeleler. Ne yapayım artık? Başka umudum yok. Evet. Aysel Hanım... ...5 puanı... Aysun geline mi yoksa Yasemin geline mi verdi? Aysel Hanımcığım açıyor muyuz? Açalım. Buyurun açalım. Aysun gelin. Ay Aysel ablacığım ya sen gerçekten güzel yemekten de tatlıdan da çok iyi anlıyorsun. Aysuncuğum, Ayşenur'la aranızda kaldığım için sana 5 verdim. Yoksa tabağın çok iyi değildi. Ben yorum yapmadım. Gör lütfen. Ben yorum yapmadım ki zaten. Yani ben hep adaletli olmayacağım. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben Ayşenur'a onu söyledim zaten. Aysel abla, kekim hiç de sert olmamıştı. Bildiğin kafadan puan salladın. Yasemin, senin tabağına 1 puandan daha fazla veren kayınvalide varsa şaşarım. Allah aşkına bu tabak 4, bu tabak 1. Bunların ikisi aynı. Açıkla bana ya. Açıklayayım. Susarsan açıklayacağım. İçi hoşuma gitmedi. Kuru. Şuraya bakar mısın? Akış hiç akışkan değil. Neyi kuru akışkan? Bir dakika şuna bak. Evet bak kaldırdın. Kalkar mı krema ya? Bu neyi kuru şuna ya? Bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Görüyor musun? Farkındaysan o hiç hareket etmiyor. Hareketi bu zaten o şey olmuş katı olmuş. Aldığım gibi düşüyor bu tarafa. Bak. Şu tabakların arasında hiçbir fark yok. Al bana farkını göster. Anlatıyorum senin. Hiçbir fark yok. Senin Türkçen yok mu? Anlatıyorum. Benim gayet de Türkçen. Anlatıyorum bir saattir. Hiçbir fark yok. Sen yapamamışsın kızım. Gayet şu tabak arasında şu tabak dördü. Sen aşçıyım mı demiştin? Evet aşçıyım dedim. Vallahi yazık senin yemeklerini yiyene. Gerçekten. Senin ağzının tadı yok. Vallahi yok yani böyle bir yerde yemem ben yani. Tadı yok. Efendim? Farkı anlattı ya hani. Anlattım anlamıyor yani. Yasemin'ciğim orada bir fark yok. Çok fark var. Hayatım şu iki tabak arasında ne fark var ikimizin tabağı arasında? Canım tabaklara bakmıyoruz. Pastalara bakıyoruz. Pastaları da ben tattım. Tabaklar aynı ama pastalar farklı. Aysel abla gelir misin? Boş ver hiç uğraşmana gerek yok. Teşekkür ediyorum. Bulmak isterken yaptım. Müsaade ederseniz yerime gitmek istiyorum. Ben de müziğimi rica edeyim lütfen. Yasemin. Senin tabağınla Ayşe'nin tabağı ne alaka? Senin tabağın hiç iyi değildi.